Yazıklar olsun ya. Yok öyle yama. Yetmiyor kardeşim. Buzdolabı bomboş, bomboş. Türkiye tarihinde olmuş bir şey mi bu? İntihar ediyor ya insanlar. İnsanlar açlıktan ölüyor ya. Buramıza kadar gelmiş bak. Merhaba, kolay gelsin. 21 yıllık AK Parti iktidarında nelerden memnunsun, nelerden değilsin, bunu soruyoruz öncelikle abi. Valla 21 yıllık, 21 mi oldu, 25 mi oldu? Yani hiçbir şeyinden memnun değiliz AK Parti'nin. Yani ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak iyi yönetmiyor diyorum. Yani insanlar açlıktan ölüyor ya. Ben bir vatandaş olarak açlıktan ölüyorum. Ben evliyim, 3 tane çocuğum var. Yemin ediyorum evime hiçbir şey götüremiyorum ya. Yani her şey ateş pahası olmuş. Yani var ya, yani ülkeyi yönetmiyorlar ya ama ne yazık ki alıyorlar yani. Özgürlüğün en büyük düşmanı halinde memnun olan kölelerdir. Çakuvara'nın sözü. Yani çok yerinde bir söz. 30 gün boyunca çalışıyoruz. Haftanın 6 günü, 7 günü. Yani aldığımız maaş kiraya yetmiyor. Kira. Önceden bir baba tek başına çalışıyordu. 5 çocuğuna, 10 çocuğuna bakabiliyordu. Şimdi var ya evde 4-5 kişi, 10 kişi çalışıyor. Gene insan geçinemiyor. Her şey ateş pahası olmuş. Yani dediğim gibi ya, asgari ücret kiraya yetmiyor. Kiraya. Neyi konuşalım? Buramıza kadar gelmiş bak. Buramıza kadar gelmiş. İnsanlar var ya, intihar ediyor ya insanlar. Gençler intihar ediyor. Anneler, babalar intihar ediyor. Mahvolmuşuz ya. Bitmişiz. Bir ay boyunca çalışıyoruz. Aldığımız maaşla bir telefon alamıyoruz. Bir telefon, en kötü telefon 20.000 TL, 30.000 TL olmuş ya. En kötü dandik telefon 20.000, 30.000 TL olmuş. 30 gün boyunca çalışıyoruz, bir tane buzdolabı alamıyoruz ya. 30 gün boyunca çalışıyoruz, bir tane çamaşır makinesi alamıyoruz ya. 30 gün boyunca bir ay çalışıyoruz, bir tane koltuk takımı alamıyoruz ya. Bir tane çamaşır makinesi, buzdolabı, koltuk takımı alabilmek için 2-3 ay çalışmamız lazım ya. İnanılır gibi değil. Bir çay olmuş 20-30 TL, 50 TL ya. Ekmek olmuş 10 TL, poğaça simit olmuş 15 TL, 20 TL. Her şey ateş pahası olmuş ya. Hiçbir şey alamıyoruz, hiçbir şey. Ölmüşüz, ekonomi berbat. Bunların bir an önce gitmesi lazım ama nasıl gidecek? Gitmiyorlar. Yani zaten bizde milletvekili olan, başbakan olan, cumhurbaşkanı olan 100 yaşına gelene kadar devam ediyor. 100 yaşına ya. Ben bunlarla 35 yaşındayım ben. Yani doğduğumdan beri bunları görüyorum. Ya bizim ülkemizde neyle biz gündeme geliyoruz? Hep kadın cinayetleri, çocuk taciz tecavüzleri, 10 yaşında evlendirilen kız çocukları, 12-13 yaşında, 15 yaşında evlendirilen kız çocukları. Biz neyle gündeme geliyoruz? Türkiye'de her gün 2-3 tane, 4-5 tane kadın cinayete kurban gidiyor. Vahşi bir şekilde ya. Öldürülüyor kadınlar ya. Bunun önüne niye geçilmiyor 20 yıldır ya? 25 yıldır niye geçilmiyor? Kadınlar, kadın annedir, kadın eştir, kadın kardeştir. Kadın cinayetlerinin önüne geçilsin. Ben bir vatanı milletini seven bir insan olarak, insanını, Anadolu coğrafyasını seven, bizim ülkemiz dünyanın en güzel insanıdır. Ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi, insanımız da dünyanın en güzel insanıdır. Ben üzülüyorum ülkeme, insanıma üzülüyorum. Kadınlar cinayete kurban gitmesin, çocuklar tacize uğramasın, öldürülmesin. İnsanlar açlıktan ölüyor ya. Avrupa insanı hepsi ülke ülke geziyor, tatil yapıyor. Alanya'da, Bodrum'da, Çeşme'de, Yunan adalarında, Maldivler'de her ülke ülke gezip tatil yapıyor, hayatlarını yaşıyorlar. Bizim insanlarımız ekmek kuyruğuna giriyor ya 21. yüzyılda. Hangi halk ekmek kulübesine gidin 100 metre sıra var. Yani 500 tane milletvekili var. Siz, ülkeden haberiniz yok sizin ya, ülke mahvolmuş ya. İnsanlar kışın yağmurda, soğukta bir saat böyle ekmeğin gelmesini bekliyor. Halk ekmeğin gelmesini bekliyor ya. Benim babam 70 yaşındadır, anjiyo bypass ameliyatı olmuş. Çalışıyor, emekli olmuş çalışıyor ya. 70 yaşındaki adam niye çalışsın? Geçinemiyor, çalışıyor. Niye çalışsın? Ömür boyu çalışıyoruz ya. Ben 33 yaşındayım, 34 yaşıma gireceğim. Ben kiracıyım, aldığım maaş kiraya yetmiyor ya. Ölsem sorumsuz onlar ya. Kendime zarar versem sorumsuz yönetenler ya. Yetmiyor kardeşim. Ben ikinci, üçüncü işi yapıyorum, yine yetmiyor ya. Ben evliyim, 3 tane çocuğum var. Ben varım, eşim var, 3 çocuğum var. Yani yediğimiz içtiğimiz her şey pahalı. Meyve sebze her şeyin kilosu 50 TL olmuş, 60 TL olmuş, 70-80 TL olmuş. Bir koli yumurta 100-150 TL olmuş, etin kilosu 500 TL olmuş. Hiçbir şey alamıyoruz ya. Buzdolabım bomboş, bomboş. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak asgari ücretle çalışıyorsam, 11.000 TL alıyorsam, bakanlar da milletvekiller de 10.000 TL alacak, 11.000 TL alacak. Yok öyle yama. 70.000 TL, 80.000 TL alacaksınız. 100.000 TL alacaksınız. Halkın vatandaşı %70'i, 80'i 10.000 TL ile geçinecek. Yani inanılır gibi değil ya. Yazıklar olsun ya.
ülkemizin bu kötü gidişatını durduracağız. Öyle veya böyle durduracağız. Bu bir yıl sonra olur, 10 yıl sonra olur, 20 sene sonra olur. Ülkemiz iyiye gidecek. Bir gün iyiye gidecek. Yani Nazım Hikmet'in bir sözü var. Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl ülkemiz nasıl düzelir, nasıl güzelleşir? Yanacağız. Ülkemizin iyi olması için gerekirse canımızı vereceğiz. İnsanımızın refah içinde yaşaması için, kadınların öldürülmemesi için, çocuklar tecavüze uğramaması için gerekirse canımızı feda edeceğiz ama ülkemizi düzelteceğiz. Yani bu kötü gidişten kurtaracağız yani. Bıkmışız ya. Vallahi geçinemiyoruz ya. Bu ülkenin var ya, bir sürü sorunu var. Bu ülkede 20 yılda iyi giden hiçbir şey yok. Dün bile bir askerimiz şehit oldu ya. 20 yıldır her gün asker polis şehit oluyor ya. Her gün kadınlar cinayete kurban gidiyor. Çocuklar tecavüze uğruyor. Mülteci sorunu var. 10 milyon mülteci var. Yani bizim insanımızda çok mülteci var. Hırsızlık sorunu var, uyuşturucu sorunu var, dolandırıcı sorunu var, kara para aklama sorunu var, mafya sorunu var. Her gün bir baron yakalandı. Şu ülkenin şu kırmızı bültenle aranan şu baronu, mafya babası, çete lideri yakalandı. Yani biz neyle gündeme geliyoruz ya? Bağcılar'da bir tane uyuşturucu bağımlısı genç annesinin kafasını kesti. Annesinin kafasını. Türkiye tarihinde olmuş bir şey mi bu? He? Bu dönemde oldu. Bunların döneminde oldu. Yazıklar olsun. Bu ülkede uyuşturucu sorunu da var. Bu ülkeye niye uyuşturucu sokuyorlar? Gençlerimiz uyuşturucuyla ölüyor ya. Okul önlerinde uyuşturucu satılıyor ya. Niye uyuşturucu satılıyor? Niye? Bu ülkede sevgi, saygı sorunu var. Cehalet sorunu var. Eğitim sorunu var. Yani hangi toplu taşıma araçlarına binin? Kadınlara yer verilmiyor. Hamilelere yer verilmiyor. Gazilerimize yer verilmiyor. Yaşlarımıza yer verilmiyor. Yani bu ülke var ya, gerçekten dediğim gibi bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi, insanımız da dünyanın en güzel insanı. Hak etmiyoruz. Ben üzülüyorum ülkeme ya, insanıma üzülüyorum. Avrupalı ülke gezerken benim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı insanım da ülke gezecek. Halk Emek Kulübesi'nde bu soğukta, karda, kışta böyle bir saat ekmeğin gelmesini beklemeyecek. Benim babam ve annem ekmek kuyruğuna girmeyecek. Anladınız mı? Abi 21 yıllık AK Parti iktidarında nelerden memnunsun, nelerden değilsin? Hiçbir şeyinden memnun değilim. Neden abi? Nesinden memnun oldum ki? Emekliye yaptıkları gözler önünde. Oy verdin mi abi sen? Hayır, vermedim. Bir sefer verdim. Geçti mi seçimde mi? İlk seçimlerde verdim. İlk seçimde verdin, ikinci seçim vermedin. Vermedim. Vermem de. Şey olarak şöyle bir şey yaptılar bize, şu 5 lira veriyorlar diye 5 milyon. Evet. O ben ziraata kayıttım diyor, benim 5 milyonumu vermediler. Şu anda içeride halinde alamadım. Ama senelik benim şeyim oraya harcadığım para 1800 lira falan. 860 lira para aldım. Yani bir sene boyuna 860 lira aldım. Ona şey parayı 5 liraya kestim. Nesini vereyim daha bunu? O yüzden memnun değilim diyorsun. Memnun değilim. Hiçbir şeyden memnun. Aldığım şeyi, her şeyi bir daha. Memnun. 1'e 3. Memnun değilim. Peki abi, çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Çok sağ ol.